Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Hazreti Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanlığın yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ Kalbinde haşyet olsa bütün azâ-u cevârih derdi eskiler, azâ-u cevârihine akseder. Öyle olmalı. Tir tir titremeli Allah karşısında, daha öbür tarafta onun karşısında veballerimizin altında ezilirken tir tir titremeyelim. İnsanlar bir kere tir tir titrerler. Burada onu yapmış geçirmişlerse öbür tarafta titreme hakkını dünyada kullanmış sayılırlar. Kutsi hadis, la ecmau beyne emneyn ve la ecmau beyne havfeyn. İki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem. Hayatlarını mehafet ve muhabbet hissiyle yaşamış, hep Allah karşısında tir titr ömürlerini geçirmişlerse, öbür tarafta onlara bir emniyet ortamı, atmosferi oluştururum. Fakat hayatlarını serazat geçirmişlerse, keyif ema yaşamışlarsa, akıbetlerinden endişe duysunlar. Orada tir tir titreme onları bekliyor. Gırtlaklarına kadar terin yükselmesi onları bekliyor. Sırat zelzelesi onları bekliyor. Şahıslara göre kırılmalar oluyor, dökülmeler oluyor orada. Öyle bir dökülmeye maruz kalmamak için geç üzerinden nurun ateşimi söndürüyor dedirtecek şekilde burada o meseleyi öyle derinleme yaşama oradaki emniyetin en büyük garantisidir. Kim bilir bir camide, bir namazgahta, safların birisinde içini öyle ızdırapla boşaltan bir insan bütün safta öyle bir sinerjiye sebebiyet verir ki herkes aynı hislerle tir tir titremeye başlar. Gönlüm öyle arzu ediyor ki bir iki arkadaş için falan yerde olsalar, ben onların iniltilerine şahit olduğum için hayır öyle bir iki inleyen insan kalsın içimizde dedim. Çünkü bizim öyle bir sinerjiye ihtiyacımız var. Desteklenmeye ihtiyacımız var. Biri inlesin, biz de bütün inleme sistemini, sistematiğini harekete geçirsin. Bu inleme hissiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Ellerimizi kaldırdığımız zaman kaldırma icabıyla tir tir titretsin ellerimiz. Ve sonra kendimizden geçmiş gibi ellerimizin içine eltaf-ı ilahiye yağıyorcasına, yağmurun damlalarını hissediyorcasına kendimizde ondan gelen tecellileri, tayfları öyle hissedecek seviyede tazarruğumuzu ve niyazımızı ona öyle sunma. Öyle sunduğumuz zaman Allah'ın izni inayetiyle öbür tarafa emniyetle, güvenle yürürsünüz. Ahmet Feyzi Efendi'nin vefat ederken herhalde Azrail'i gördüğü zaman hoş geldin, sefa geldin. Cenazesini temaşa edenler fakire anlatmışlardı. Böyle gülüyor. Azrail'e hoş geldin mülahazasıyla. Böyle Azrail'i gülerek karşılayan, kabirde münkir nekir öyle gülerek karşılar. Men rabbüke ve men nebüke. Ya ne soru soruyorsunuz? Ben hayatım boyunca hep Rabbi, dini dedim, öyle yaşadım. Sonra kalkıp mahşere yürüdüğünde yine o ruh haletiyle yürür ve kendisine pasaportsuz böyle herkesin geçiş verdiği gibi geçiş verilir. Mizanda adam ne tartacaksınız o adamı zaten belli tavrından derler. Ve sıratı da geçerken biraz evvelki ifadeyle geçin Allah aşkına nurunuz ateşimizi söndürüyor derler. Öyle yaşama. Dünyada insanlık adına sosyal huzur ve itminanın vesilesi budur. Böyle yaşayanlar insanlık arasında huzur ve itminanı sağlayacaklardır. Ukvada da ebedi saadete nail olmanın
mazhar olmanın yolu bundan geçiyor. Demek ki dünya ve ukva saadeti ona bağlı. Kalbin Allah'la sımsıkı irtibatına bağlı.